Rahatsız da etmeyin dedi ama. Ya Hilmi kendini ne ara cezaevinin kapısında beklerken buldu acaba? Borç vermek için ayaklarımı yıkatırdım ben bu fakire. Şu düştüğüm duruma bak ya. Aman be Hilmi, sakin ol ya. Son demlerimiz. Ses çıkartma. Araba yürürse biz de yürüyeceğiz. Adam bizim için kapandı dükkana. Harıl harıl çalışıyor. Bravo valla. Ne bravosu acaba? Ne bravosu? Benim paramla. Benim. Ya bu projede nedense hiç benim paramdan bahsedilmiyor. Varsa yoksa emek. Sıçarım böyle işe ya. Olan Hilmi'nin yavruları ne oluyor? Ben şuna bir bakayım da geleyim. Bak bak. Bir saattir ne yapıyor içeride o ya? Çat 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 diye. Yok herif. İçeriye de teyp koymuş. Sonra ben böyle kolumu böyle dibine kadar sokunca... Allah Allah. Siz ne çabuk geldiniz ya? Anlatsana lan. Ne oldu kolunu sokunca anlatsana. Kolunu sokunca karabatağı yakalayıp boynunu kopartmıştır. Size iyi. Neredesin sen acaba ha? Neredesin? Büyük Hilmi'yi parça almaya gönderip Şerif abiyle yaramazlık yapmaya mı gidiyorsun sen? İçeri bir de teyip koymuşsun. Ha babam sınıfı mı lan burası? Aklın sıra haşarlık mı yapıyorsun? Senin o aklını alır, ibeyi de açık arttırmaya koyarım. Sırayı da... Sırayla ne yapılır ya? Sıra gecesi yaparım. Tamam Hilmi. Sezai Usta. Bak istediğin parçayı getirdik. Bak bakalım arzu ettiğin gibi olmuş mu? Dedi. Çevirdi. Bakayım ayağını koydu. Kafası karışık ya bunun. Harika olmuş. Bak ben sana söyledim. Parçayı bekliyormuş. Sakin ol artık. Sinirlenme. İstanbul'da bu işi yapabilecek tek kişidir Sezai Usta. Ya aslında başta ön yargılı yaklaştım. Ama şimdi böyle falan yapınca ikna oldum biliyor musun? Aferin Sezai Usta'ya. Beni bile şaşırttı yani. Ananı! Ne yapıyorsun lan Kleopatra gibi uzanmışsın buraya? Ananı bokunu çıkartma artık Sezai. Tamam ihtiyacımız var sana da bu nedir yani? Ya sen 1400 tane 1 lirayı bu saçma şey için mi harcattın bana? Katil, para katili, soykırımcı, seyrek dişli kötü adam. Lanet gitsin sana, lanet gitsin. Anam. Ya isteseydin benim dükkandan o paraya sana bahçe takımı alırdım be ya. Ben nasıl bu tuzağa düştüm ya? Ben nasıl düştüm bu tuzağa ya? Yok şimdi sağlam oldu bu. 3 kişiyi rahat alır. Ben var ya... O paraya 3 kişi tutar, senin dübüründen bafidi, 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 bafidi... Ya tamam artık Hilmi, bırakalım çalışsın. 1400 lira için bu kadar ağlanır mı ya? Sadakamız olsun. Oh, ne kadar rahat sadakamız olsun diyorsun ya. Sanki senin kendi paran. Bu arada dikkatimi çekti. Bana denginmiş gibi sürekli Hilmi diyorsun. Büyük Hilmi'yim ben. Büyük Hilmi'yim. Hangi ara Hilmi oldum acaba? Hı? Hangi ara Hilmi oldum? Bir şey daha söyleyeceğim. Senin ruhun zengin Yiğit. Sende bir iş var. Sen birine benziyorsun. Çıkartacağım. Çok az kaldı. Tamam, hadi tamam. Bana bakın. Daha eksikler var ha. Hepsini almadan gelmeyin. Emrin olur. İstiyorsan bir de canımızı al. Köpek! Çeyrek dişli köpek! Sen çeyrek dişli köpek! Ben var ya seni mahvedeceğim Sezai. Bittin oğlum sen. Geberteceğim seni. Bafileteceğim seni. Bafileteceğim. Sezai bir tur bineyim mi lan? Bir tur lan biz. O ne kadar güzel ya. Sayın seyirciler, Sayın Hilmi Kazmıkçı'nın düzenlediği Hilmi Kazmıkçı'ya moral yemeğine hepiniz hoş geldiniz. Alkışlamıyorlar. Ya Hilmi Kazmıkçı diyor alkışlasanıza. Eskiden insanlar var ya Beverly Hills dizisinin tanıtımını bile alkışlarlardı ya. Hilmi ne oldu sana? Hilmi ne oldu sana? Hepi topu 5 kişi gelmiş zaten. Hilmi Bey, affedersiniz ama Ramazan ayındayız. Yemeği öğleden sonra veriyorsunuz. Millet oruçlu nasıl gelsin buraya? Kes! Acıyıp moral vermeye çalışma bana. Aile hekimliğinden rapor aldım. En az 14 şekerli, 22 tane de midesi yenen adam var mahallede. Hani neredeler? Neredeler? İftar olaydı gelirlerdi. İftar vereydim. Açlıktan gelirlerdi. Hilmi kimsenin umurunda olmazdı. Neyse. Sevgili dostlarım, bu yaptığınız iyiliği hiçbir zaman unutmayacağım. Hepinizi Hilmi yürek bokuna ekledi. Şu şişko hariç. Amma yedin be tosunum. Amma yedin ya. Olmaz olsun senin dostun. Başımıza açtığın masrafa bak. Hadi bakayım dışarı. Dışarı. Yemeği de yanında götür. Hem arsız hem şişko. Kalan 4 kişi. Hilmi bu dar gününde gelenleri asla unutmayacağım. Lan gözüktü. Ne yapıyorsun sen acaba? Ne yapıyorsun ya? Çaktırmadan kuru pastaları cebine mi atıyorsun? Hadi bakayım dışarı. Dışarı.
Yazdım oğlum seni deftere. Sivilde çıkma karşıma. Elde kalan 3 kişi. Hilmi hepinize minnettar ama kendine kızgın. Tamam lan. Çalmayın siz de. Jest yapma bana. Mimik yapma. Yas var. Yas var bu akşam. Yas var. Hilmi çok mutsuz. Aman ya, iyi ki gitti. Çenesinden kurtulduk şunu ya. Ulan gerizekalı, mikrofona çık. Arkamdan ne konuşuyorsun acaba? Köpek, köpek! Hayırdır, ben zaten şunu söyledim. Cevap verme bana, cevap verme. Dua et ki Ramazan ayındayız. Yoksa senin biletini kesirdim. Köpek! Allah razı olsun. Baksana çalmayın dedi. Hadi gel dışarı çıkalım, sinemaya falan gideriz. Ya akşam çalacağız zaten Neşe. Annemler evde yok. Sana pul koleksiyonumu falan gösteririm. Nasıl yani? Korkma lan, korkma. Gerçekten pul koleksiyonu var. Ne korkması ya? Korkacak ne var? Koleksiyonun tillağına bakarım da. Akşam çalacağız Neşe. Birkaç ritim denemem lazım. Papat, 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 papat. Ya alışık değilim ben. Kaç bin yıldır Hilmi Çayır'ın en uzun otu. Önüm açık, bütün ufku görebiliyorum. Sizin gibi değilim ki ben. Ya bir saniye abi, gözünü seveyim, bir acele edebilirsen ya, hadi ya. Ama işte sonra çocuklar, inekler geldi çayıra. Hilmi kendini en tepede sanırken sığırın biri geldi ve üstüne sıçtı. Meğerse benden de büyük büyük başlar varmış. Hilmi bunu öngöremedi. Hilmi, acelemiz var lütfen. Para mı istiyorsunuz lan yine? Evet para, ama bunu yarın ödeyeceğiz abicim. Değerli bir halımız vardı elimizde, daha alamadık onu. Acil para lazım. Ne halısı lan? İcrayla falan ulaştırmayın şimdi beni. Yok yok. İranlısı, elde dokunmuş, en az 50 senelik. Tahran diyorsun yani. Tahran. Sen nereden biliyorsun lan? Hilmi, 5 kuruşun lafını etme. Büyük kaz gelecek, tavuk istifleme boş yere. Bakayım. Kaç para kaç? Az bir kemer. Hilmi, tuz tuz tuz. Hilmi, tuz tuz tuz. Hilmi, tuz tuz tuz. İyi akşamlar. Enver Bey'in evi... Ha? Ne oldu? Şaşırdın değil mi? Bir saniye, bir saniye. Şey, al bakalım, al. Ne oldu? Canım mı yandı? Köpek, canım mı yandı? Nereye gidiyorsunuz acaba ya? Nereye, nereye? Ne oldu? Yandı mı? Ha? Ne oldu? Köpek, köpek! Sizinle daha işim bitmedi, köpekler. Sen Yiğit'in babasısın değil mi? Bak beyim, sana iki çift lafım var. Koskocaman adamsın. Param var, pulum var, her şeyim var. Benimkinin bin katı hem de. Yakışır mı sana borlu oynamak? Yakışır mı iki günahsızı ve oğlunu borsuz bırakmak? Ama nasıl yakışmaz? Sen değil misin öz oğluna bile acımayıp bir damlacık saadeti çok gören? Anlamıyor musun beyim? Bu çocuklar boru seviyor ama ben boşuna konuşuyorum. Boru tanımayan adama boru anlatmaya çalışıyorum. Sen büyük patron, milyarder, fabrikalar sahibi Enver Bey. Sen mi büyüksün? Evet, sen büyüksün. Ben senin yanında bir hiçim, anlıyor musun? Bir hiçim. Gözünde pul kadar bile değerim yok benim. Ama şunu iyi bil. Ne oğluna ne de bizimkilere bir şey yapamayacaksın. Yıkamayacaksın, dağıtamayacaksın, mağlup edemeyeceksin bizi. Çünkü biz birbirimize borla bağlıyız. Dokunma bize. Cep zenginsin. Dokunsan ağzımıza bile sıçarsın. Lütfen dokunma. Eğer onların kanına zarar gelirse ben, ömrümde bir karıncayı bile incitmemiş olan ben, büyük Hilmi hiç düşünmeden çeker, vururum. Kendimi... Anlıyor musun? Vururum ve dönüp arkama bakmam bile. Bakamam. Çünkü ölmüş olurum. Dokunma bizi. Lütfen. Bak lütfen diyorum. Ben daha önce hayatımda bu kelimeyi hiç kullanmadım. Lütfen. Bir de böyle düşün.
Özür dilerim efendim. Kendini bilmezin teki. Meczup. Aramızda bir husumet var da. Kes sırlamayı Enver. Emredersiniz efendim. Kapıyı da kapat. Çadırda mı büyüdün? Bütün bu beceriksizliklerin hesabı tek tek sorulacak. Şimdi bana Bor'la ilgili ne biliyorsan anlat. Beni böyle düşün. O Kenan kimdi ya? Kendi bunu merak etti. Bakayım. Sezai! 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 Ne var lan? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ya benim böyle selektör yaptığım kolu var ya, o yine kırıldı ya. Ulan Atari kolu kırar gibi haftada bir selektör kolu mu kırıyorsun sen? Manyak mısın oğlum? Sezai. Oğlum Sezai dedim Morse alfabesinde. Morse alfabesinde bir harf için kaç selektör yapılıyor sen biliyor musun Sezai? Selektörle iletişim mi kuruyorsun lan sen? Daha çok küfür edebilmek için. Morse alfabesiyle küfür etmek çok kolay ya. Sadece M, N, A ve Ü harflerle mınayla 76 çeşit küfür edebiliyorsun. Ama farlar kapalı kaldı selektör kolu kırılınca. Karanlıkta gidemiyorsun tabii. Ne alakası var acaba Sezai? Hilmi ışığa ihtiyaç duymaz. Karşıdaki bana selektör yapıyor, ben cevap veremiyorum. Sanki aklıma bir şey gelmemiş gibi oluyor. Tarih bunu yazmaz Sezai. Yazmaz. İskele arabanda. Sintriyi boşalt. Turnistan. Buduslu mu? Buduslu mu? Al sana köpek. Al sana. Kaptan. Ne yapıyorsun? Selektör yapıyor hayvan, görmüyor musun? Kaptan, deniz feneri o. Fark etmez. Deniz feneri de olsa büyük ilmi affetmez. Güneş ufuktan doğar, güneş ufuktan doğar. Hey yamula, hey yamula, hey yamula, hey. Deniz feneri mi lan o? Bakayım. Lan deniz feneriyle çarpacağız. Alarga, alarga. İlmi böyle şeylere gelemez. O ne lan? Otur. Otur oğlum. El ver. El ver. Ne yapıyor bu çocuk ya? Tık. Tık. Ulan şunun ikisini zeka yarışmasına tık, tık falan sokacak olsak bizim oğlan turu penaltılarda falan geçer herhalde. Vallahi Sezai senin oğlan sanki başka familyadan aramıza yatay geçişle katılmış gibi. Alınmaca yok. Yok ulan ne alınacağım ya? Sezai bu düveni için düveyle çalışan araba mı yaptın yoksa sen? Sen konuyu tamamen yanlış anlamışsın ya. Kurban için şimdiden aldım Hilmi. Genç olduğuna bakma, bayrama kadar büyür bu Hollanda yine. Ulan yıllardır Türk futbolunda oturmayan altyapı sistemi kurban sektöründe tıkır tıkır işliyor. Adam kurban için Hollanda'dan genç yetenek getirmiş ya. Yok lan bunların yerleri daha ucuz da bunun için süt de veriyor dediler. Bayrama kadar sütünü de içeceğiz. Beraber mi içeceğiz? Hilmi bunu beğendi. Sezai, senin bu yaptığının altyapıda yetiştirdiğin sporcuya antrenmandan sonra gidip ışıklarda cam sildirmekten farkı yok biliyorsun değil mi? Mevkisi ne lan bunun? Sola çık! Allah Allah, nereden anladın ya? Lan oğlum sola geç sola! Çitmesi pek sert bunun. Geçen gün böyle bir örme vurdu. Eğir beylerim açıldı zannettim. Muhtemelen bunun mevkii sağ bek. Ama sağması bek bereketli oluyor ya. Çiftesi çok pek diyorsun yani. Bakayım, bakayım. Bir şey değerlenmeden ucuza almak benim uzmanlık alanım. Ama ufkumu açtın Sezai. Teşekkür ederim. Hollanda yine. Arjen, Robbensiz siz bir hiçsiniz oğlum, hiç. Gerisi tırıvırı. Nerede o eski kulitler, bombastınlar, rekatlar? Kime diyorum? Hoştan. Değil mi? Yeter Allah'ını seversen ya. Öleceğiz, cırcır olacağız. Yeter ya. Gitmez. Öyle ya ama yok Targın. Beleş kayısı ister misiniz dedim. İsteriz dedim. Bunların hepsi bitecek. Bir çuval kayısı getirdin lan. Yeriz demeseydin o zaman. Onların çekirdekleri lazım bana. Bak, tohumlar fidana. Fidanlar ağaca. Ağaçlar ormana. Nereye gidiyor lan bu muhabbet? Sakıncalı bir şeyden bahsediyormuşum gibi oldu ha. Tamam ulan. Yemiyorum ben. Ben de yemiyorum. Ben de yemiyorum. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne demek yemiyorum? Ne demek yemiyorum?
fakirler isyan edecek. Mahalleli, bundan 6 yıl önce değerlenir umuduyla Tuzla'da 4 dönüm arazi aldım. Ama bir bokuma değerlenmedi. Şimdi buna şaşırdı. Ben 2002 yılından beri ölü yatırımı olmayan adamım. Ki o tarih evlilik tarihimdir. Hilmi sen ne anlatıyorsun ya? Meğerse Hilmi'nin şansının bir bildiği varmış. Mahalleli, hepinizin çoluğu var, çocuğu var. Hepinizin çocuğu her şeyin en iyisine layık. Siz çocuklar için her şeyin en iyisini istemiyor musunuz? Fakat bu çocuklar, bu altın parçası çocuklar betonda, mahalle aralarında yeşil görmeden, dalından bir meyveyi kopartıp yemeden öylece büyüyüp gidiyorlar. Ben sizin verdiğiniz çekirdekleri tohum olarak arazime dikeceğim. Mahalleli, siz bu çocuklara dalından kopartıp meyve yiyecekleri bir bahçe, hafta sonu çimenlere uzanacakları saklı bir cennet borçlusunuz. İyi misiniz? Evet mi? Evet! Evet mi? Evet mi? Evet mi? Evet! O zaman... Hadi. Ha! Hadi! Hadi. Aferin mahalleli, aferin. Hadi bakalım, hadi. O çekirdeklerin hepsine ihtiyacım var. Devam edin. Bütün kayısılar bitecek. Çocuklarınızı düşünün. Bu fakirler ne kadar savcı ya. Hemen gaza gidiyorlar. Şimdi bir çuval kayısı parasına 10 sene sonra 4 dönüm kayısı bahçesi. Ben sizin çocukları sokar mıyım o bahçeye ya? Aferin lan Sezai. 40 yılın başı bir işe yaradın. Gidip teşekkür edeyim. Sonuçta para vermiyorum. Sezai. Ustan, nerede? Türkçe bilmiyor galiba. Devurman, varin. Bunu bilmiyorum olarak kabul ediyorum. Tamam. Anam! Lan! Allah senin belanı vermişsin size. Yaşından başından utan, ne yapıyorsun ya? Al şunlar. Ellerini sil, ergen köpek. Ağlıyordum lan. Ben tamamen yanlış anlamışım ya. Ağlıyor muydun? Niye ağlıyordun peki? Metin Lali'nin arabasını yapamadım Hilmi. Yapamadım, beceremedim. Nasıl ya? Sen günlerdir orada araba yapmıyor musun? Ulan yoksa başka bir şey mi yapıyorsun sen orada? Hı? Yok oğlum işte. Onları yüzüstü bıraktım. Kimleri? Metin Lali'yi. Niye? Lan arabasını yapamadım onların diyorum ya. Konuşma duygusal olacak galiba. Ben şimdi çok duygusal konuşunca çenem ağrıyor. Çok duygusal dinleyince de kulağım ağrıyor. En iyisi ben gideyim. Ama sen devam et yani. Ama dinliyorum yani. Üzüntüden kolları kalkmıyordur şimdi. Onlara hayal kırıklığına uğrattım. Beceremedim anlıyor musun? Beceremedim lan. Üzüntüden kolları kalkmıyordur şimdi. Beceremedim. Üzülmek. Nasıl bir duygu acaba? Hilmi hiç üzülmedi. Ama kulağım sende yani. Üzülebilirsin. Ya Hilmi Allah aşkına ya. Allah aşkına. Yıl 2030. Uçan araba yok. Petrol kıymetsiz. Silah üretimi yapılmıyor. Teknoloji zannedildiği gibi ilerlemedi. Bir noktada durdu. Teknolojinin duraklama döneminden hemen önce bir nedenle kadın nesli hızla tükendi. Tüm dünyada sadece erkekler kalınca para pul oldu, takas yöntemine girildi, yeni model araba üretilmedi. Hiçbir erkek ev almak istemediği için yüzlerce emlakçı intihar etti. 2+1. 3+1. Villa tipi konut. Facebook ve Twitter'ın ne olduğunu hatırlayan yok. DNS ayarı gerekmiyor. Bütün siteler serbest. SMS tarihe karıştı. Ev telefonları tekrar moda. Hayatın böyle sürdürülemeyeceğini anlayan Sivaslı bilim adamları bir kadın denek klonlamaya karar verdiler. Uzun uğraşlar sonucu başardılar.
İnsan ırkının devamı Eda Duru'yla olacaktır. Dıldım yar, gelir diye umdum yar. Dostu yalanlar ekledim, gözlerini yumdum yar. Hani insan kopyaladınız, 20 senede bir türküyü öğrenemediniz ya. Yazıklar olsun. İntihar istedim yar, gelir diye umdum yar. Yatsıya kadar bekledim, gözlerini yumdum yar. Niye Eda lan? Ben sizin sevdiğiniz kadını çoğaltıyor muyum? İpi neler? Arkadaş ya nereye baksam Eda. Biri evleniyor Eda. Biri ölüyor Eda. Köşede bir tane abla var dileniyor Eda. Akşam eve gelirken arabaya kadın alıyorum Eda. 900'lü hat numara reklamları bile Eda. Müstehcen filmler alıyorum. Çeşit çeşit adamlar Edalarla kafayı yedim yiyeceğim. Aşk acısı çekiyorum, unutmaya çalışıyorum. Bütün binaları Eda'yla giydirmişler ya. Abim tutturdu yine evleneceğim diye. Lan ben nasıl yenge diyeceğim eski sevdiğime? Hepsini geçtim arkadaş. Sinirlendiğim adamların anasını avradına sövemiyorum. Hepsi Eda lan! Biz de mağduruk Metin. Mağduriyetimizin simgesi olarak kartalı getirdik. Aha, konuşamıyor, duyamıyor. Tek bir gaz seyirmesi bile yok. Ozalite mi girdi nedir? Kendi kendini sindiriyor. O bu değildi. O günden beri zina, dansöz, pavyon, kadın göbeğinden zeytin yemek gibi en büyük gittiklerden hiçbirisini yapamıyorum Metin. Geriye ne kaldı? En büyük günahı orucunu aksatmak olandan hain olur mu lan? Bittim be, bittim Metin, bitti. Kalkın lan! Üretimin yapıldığı fabrikaya gidiyoruz. Ben gitmiyorum. İtlik olsun. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. La oğlum sen bela mısın lan benim başıma? Sayın bilim adamları uymayın şu ite. Bunun başka yolu yok mu? Her yer Eda lan. Sorma. Tek eşlilik olayını bütün dünya yanlış anlamış. Bunu kıracağız. Mant üretime geçiyoruz. Seri üretime geçince... Ama günahtır bana ya. Seri üretilen Eda'dan hayır mı gelir be? Ya lan kirvem, en azından bu şekilde bir şansın olmuş olur. Yoksa hayatta bir araya gelemezdiniz siz. Tıpkı yakın zamanda hayata veda eden dedemin son sözleri gibi. Put your hands up in the air. Yani eller kadir kıymet bilmiyor anam. Sus lan ortamalı. Ya güzel kardeşim, tam ben bu kızı unutmaya çalışıyordum. Kıyamet koptu gibi oldu, kadın nesli tükendi. Bu sefer kesin unuturum dedim. Gittiniz milyar tane kadının arasından benim hatunu kopyaladınız lan. Sorsana bir niye birlikte olamamış? Kol nasıl kol? Ateş. Ama bir sor, bir sor. Biraz beni ölsün pezevenk. Lan oğlum sen nasıl bir modelsin lan? Bu yaptığın bana koyar da sana koymaz mı? Sen nasıl rahat uyuyorsun lan? 3 tane aldım kirve. Öyle rahat uyunuyor ki. İkisini yastık yapıyorum, üçüncüsünü üstümü örtüyorum. Doktor duydun mu? İşi, gücü köpeklik şerefsizi. Bak kişisel ihtiyaçlarını bile bilime alet ediyor ya. Ya onların hepsini halledeceğiz. Her 10 Eda'dan artan malzemeyle yeni bir prototip yaptık. Aba! Ateş seni çağırıyor Sezai. Öldüreceğim lan seni. Şerefsiz. Her şeyi yapabilirsin ama buna müsaade etmem lan. Öldür lan. Öldür, ölsen de ağzım açık gitmem artık. Öldürdün mü kirve? Hayır. Allah Allah. Ben niye böyle bir rüya gördüm ki? Paranın hükmü yoktu. Rüya diye resmen kabus. Karabasan. Bastı gitti. Yapma. Annem de gebe mi oldu? Güneş mi çarptı belli değil. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından gelecekler. Abinleri alacaklar dedi, kovdu bizi. Hayır, başka bahane de bulamıyor artık. 20 sene boyunca günahlar yazdım. Dünyam döndü, dışarıdan baktım. Ha bir de fani aşkına kandım. Töbe töbe tanrım bir kaşara taptım. Ceyhan Prensi Adana hanımım ve ne çirkin ne de güzel. Anca yoklukta gider mürebbiyeleri. Ne yapıyorsunuz? Allah Allah ya. Anketer görmüş burnu havada tipler gibi. Nereye kaçıyorsunuz? Subhanallah, 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 subhanallah. Tertemiz olmuş burada. Senin sayende Kartal. Temizliğin kabasını yapmışsın. Elhamdülillah, elhamdülillah. Lan Cuma'nın farzını kılıp kaçmışsın da bilinçaltın tespihatta. O ne olacak? Öğle yemeği söyledim kendime. Yer misiniz hanım? Yesem. Afiyet olsun. Bir de geldi buraya oturdu ya. Oğlum kirletmesene masayı. Thank you.
pirinçlaları da bakma, salanın altında da tozlar var ha. Ha? Hilmi Bey buyurun, öğle yemeğinizi hazırlat. Ulan camide kameranın kendisini çektiğini görünce ağlamaya başlayan amca videosunu mu canlandırıyorsun? Ye yemeğini ye, afiyet olsun. Hilmi Beyciğim buyurun, hoş geldiniz. Ne istemiştiniz? Ya bana neden müşteri muamelesi yapılıyor acaba? Mal sahibiyim ben, ne buyurayım? İsteklerim belli. Daha fazla çalışın, zam istemeyin. SSK primleriniz yatıyor mu diye kontrol etmeyin. Bu kadar. Niye geldiniz Hilmi Bey? Büyük Hilmi hesap mı verecek acaba? Hı? Hesap mı verecek? Ben sırf hesap vermemek için müşterisine hesap getiren her işletmeden birer tane aldım kendime. Mecazına bile tahammülüm yok. Deniz nerede? Şey ya, o biraz gecikebilir. Neden? Ağzımdan aldın kız. Nasıl bir mide var sende? Bir daha yapma, hiç sevmem. Camiden çıkarken ayakkabılarını çaldıydım, garibim aranıp duruyordu. Arayıp ben çaldım, şaka yaptım kanka diyecektim. Cep telefonunda çalmışım Kamil'in. Abarttım, cüzdanını çalıp içindeki parayı ayırıp ehliyet kimlik falan lazım olur diye attım sokağa. Kaptırmışım kendimi biraz. İstanbul yaşanmaz bir yer oldu yemin ediyorum. Geçen sene de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda balkona astığım bayrağı çalmışlardı. Neyse, bu seferki vicdanlı çıktı. İçini boşaltıp da 60 yüzlerini sokağa. Kartal çalmış ikisini de. Ama Hilmi Bey! Niye Hilmi Bey ulan? Sürprizini bozdum sanki. Bana bakın, her gece telifli telifli şarkılar çalıyorsunuz. Meğerse bizden de para alıyorlarmış. Yedirip içirip sarhoş edip milleti cebinden çoluğunun çocuğunun rızkını alıyoruz. O parayı telif sahiplerine yedirtmem. O kadar günaha giriyorum, bari değsin. Bu sefer telifsiz bir şey çalacaksınız. Hilmi diyeceğini dedi ve gururlu adımlarla gidiyor. Hilmi Bey bir şey sorabilir miyim? Gidiyor Hilmi. Bak Hilmi gidiyor. Üstelik bir de gururlu ki haylaz. Sorma gitsin. Kanka uzat ayağını da giydireyim. Telefonu da şarja taktım, lavatörü diyordu ha. Paralar. Bende yok kanka. Lan cüzdandan aldığım paraları soruyor be. Anladık. Şaka bile olsa çalıntı paraydı o. Haramdır sonuçta, attım sokağa. Ben haram yemem. Ben seninle ne yapacağım Kartal? Dans et benimle kanka. Kıpır kıpırım. Hı, ne dedin? Hilmi Bey, ben burada hiç rahat edemedim de şuraya geçip orada konuşalım mı? Otur! Herkes yerini bilecek. Bu aramızdaki hiyerarşiyi vurguluyor. Devam et. Aslında ihtiyacım da var ama ne yapayım? Başka bir iş bulurum artık. Hilmi Bey. Evet. Ben istifa ediyorum. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? İstifa ediyorum, istifa. O ne demek ya? O ne biçim laf? Ne demek kızım istifa ediyorum? Mecburum, başka çarem kalmadı. Ne yapayım? Lan çıldırtma adamı. Bilmediğimden soruyorum. Ne demek istifa ediyorum? Bu kelimeyi ilk defa duyuyorum. Ne anlama geldiğini de bilmiyorum. Kendi rızamla işten ayrılıyorum yani. İroniyi de anlamadı gerizekalı ya. Kızım, hiçbir Hilmi çalışanı istifa etmedi daha önce. Bu kelimeyi duymadın manasında söylüyorum. Yoksa biliyorum ne demek olduğunu. Hilmi abi, yapamıyorum. Abi mi? Kız sen ciddisin. Kafanda bitirmişsin bile. İyi ama Metin'le Ali eve ekmek götüremiyor. Yolda kemire kemire yiyorlar. Sizin aileye yardım kapımdın sen benim. Ahiretime çalışıyordum sana verdiğim maaşla. Gebe ananı düşün. Gönül isterdi ki biz sensiz ne yaparız falan diyesiniz ama... Sen Deniz'le Neşe'nin ilişkisini dert ettin kendine. Bugün de hiçbir şey olmamış gibi gülüp eğlenince kaldıramadın tabii. Deniz mi? Ne alakası var Hilmi? Hilmi mi? Hilmi Bey? Hilmi abi? Hilmi! Bunun sonu nereye gidecek acaba? Büyük Hilmi merak etti. Ayrıca diğer ofisteki ekranlardan sadece borsa izlemiyoruz herhalde. Güvenlik kamerasındaki görüntülerde ne olup bittiğine de bakıyorum. Tabii. Pembe dizi gibi valla. Çok merak ediyorum. 2-3 bölüm kaçırdım. İnternetten bipsiz tekrarlarını izleyeceğim. Hilmi Bey, bana başka bir yerde iş verebilir misiniz? Ne iş olsa yaparım. Ne iş olsa yaparım. Vinç operatörlüğü yapabilir misin? Yaparım. Babayı yaparsın. Yapamam, evet yapamam. Çık dışarı köpek, dişi köpek. Hilmi bunu düşünecek. Hilmi güvenlik kameralarından sadece Feyza'nın Deniz'e olan ilgisini anlayabilmişti. Tuvalet kabinlerine güvenlik kamerası koymayı çok düşündü ama yediremedi gururuna. Deniz'in şanı gerçek olabilir diye ürkmüştü. Bütün gün çalış, çalış, çalış. Nereye kadar? Bütün! Bitin. Dün gece bir rüya gördüm. Sonra da koştum banyoya, duş başlığı bozulmuş, onu yapar mısın diyeceksin değil mi? Bildin mi? Tövbe de lan, o ne biçim laf? Rüyamda Eda'yı çoğaltıyorlardı. Abi dedim ulan sana. Yalan mı söyleyeyim lan? Klonlamışlardı. Her taraf Eda doluydu. Sivas'ta Emrah klonlamıştı. Arkadaş ya, adama bak ya. El alemin rüyalarında bile çalışıyor, boş durmuyor ya. Ananı da çoğaltıyorlardı Bitin. Abi, klonlamak kelimesini kullansak bunun yerine, he? Hoş olmaz mı? Aslanım, sen onu seviyor musun? Ana gibi yar olmaz tabii, seviyorum yani. Niye sevmeyeyim?
Lafı çevirdiğine, anayı bacayı karıştırdığına göre hala açılamamışsın. Bazen seni seviyorum demek için en doğru an şimdidir. Ben hayatımın kadınına hiçbir zaman diyemedim. Sonra da söylemeye fırsatım olmadı. Başka birini mi tercih etti abi? Yo, evlendik, bir de çocuğumuz var. Evlenmeden önce hiç seni seviyorum diyemedim. Kendimi hep ağırdan sattım. Böyle hızlı hızlı, yarım ağız falan söyledim. Şişiriyorum ya. Ne? Şişiriyorum. Buraya bir seni seviyorum falan gibi yani. İçimde kaldı. Ukti. Ben yandım, sen yanma. Bu artık benim savaşım değil abi. Lan bu musun lan sen, bıyıklı köpek? Ettiği lafa bak ya. Allah Allah. Ben uyarıyorum, top artık sende. İki kız kardeşe birden musallat olmuşlar ya. Aç köpekler. Merdiven çıkmak ne kadar zormuş ya. İnsanlar nasıl çıkıyorlar Hilmi anlamadı. Kalksan zalan geliyor. O neydi lan? O neydi? Seyirci resmen coştu. Artık her şey farklı olacak Feyza. Kısmetin açılabilir, koca bulabilirsin. Süperdiniz. Bu bir ekip çalışması Hilmi Bey. Tabii lan. Hamiyet tek başına nasıl yapsın bunu? Rahmetlinin de payı büyük. Şimdi Feyza'cığım, yürü git lan! Yürü git buradan! Ben bu iki dingille bir şey konuşacağım. Hadi yürü git! Tamam. Marifet iltifata tabidir. Önce iltifatımı yaptım. Sonra kopek çektim ki şımarıp daha fazla para istemesin. Çocuklar, sizinle daha önce başkalarıyla binlerce kez yaptığım konuşmayı yapacağım. Acaba nedir? Nedir? Denizciğim, seni kovuyorum. Bakın ne kadar kolay benim için. Anlamadım. Türkçe mi anlamıyorsun? Neyini anlamadın? Götüne tekmeyi kurdum. İteledim seni. Fazlalıklardan kurtuldum. Apandisit muamelesi yaptım sana. Kağıt peçete gibi köşeye attım seni. Onu değil. Neden kovulduğumu anlamadım. Bu konuda yalan söyleyemeyeceğim. Starımız seninle çalışmak istemediğini söyledi. İstifra etti. İstifa almasın o ya. Kullanmayacağım lan o kelimeyi. İstifra etti. Hiçbir Hilmi çalışanı istifa edemez. Ben de onu elde tutmak için seni kovdum. Ahını almayayım diye de seni tekrar pompacı yaptım. Ne pompacısı abi? Bütün benzinlikleri satmadın mı sen? Her ihtimale karşı elimde bir tanesini tuttum. Feyza Hanım istemediyse zaten ben burada... Vurma lan elini masaya. Hareketlere bak ya. Demir, oğlum. Bak. Artist lan bu. Bak hele, bak. Şuna bir bak hele. Tut şunu bir. Bu ne lan? İstifa mektubum. İlk olacağım ben. Ne? Ben de gidiyorum. Denizi kovuyorsan ben de yokum. Açma içini, içi boş. Burada bir zarf buldum, onu verdim. İçinde mektup falan yok. Hem ne ara yazacaktım? Kartalcığım, sen al bu mektubu. Bu gece iyice bir düşün. Eğer son kararınsa yarın tekrar verirsin. Yok ya, onu aldığım an kovacağım beni değil mi? İstifa etmedim, kovdum seni diyeceğim. Evet diyeceğim. Bugüne kadar herkes yedi bu taktiği. Al bu mektubu, ben kovayım seni. Ne olur kartal, yalvar da beni. Bak ne olur diyorum. Ben ne olur demem. Al bunu, al. Sikseler almam. Lan sikseler almış oluyorum zaten. Yok, ben de yarın Deniz'le pompacıda işbaşı yaparım artık. Ha, kendine işte verdin yani. Harold yani. Komple istifa etmedim. Mizibol'den istifa ettim. Yalnız mektupta öyle yazmıyor ama. Bakalım ne yazıyor? Gerçi mektupta yoktu değil mi? Aa!
Anam! 20 lira çıktı. Tarifin içinden 20 lira çıktı. İstifa mektubundan bile para kazandım. Ey ahali! Ahali! Ulan be! Ulan be! Ben o zarfı alabilmek için geçen sene denizden çaldığım bayrakla sabah sabah gelin arabasının üzerine zıpladıydım. Ah be kartal! Ah be kartal! Bir düşün! Müzik olca zarfın ne işi var? Neyse. Giden gitti. Siktir et silahına koy. İyi akşamlar Feyza. Biz seninle vedalaşmaya geldik. Ne? Ya siz çocuk musunuz? Doğru, çocuksunuz. Siz nereye gidiyorsunuz? Nerede kalacaksınız? Ne yiyeceksiniz? Ne içeceksiniz? Ay vallahi hayatta bırakmam. Hiçbir yere gidemezsiniz. Dayımgil'de kalacağız biz. Köye gidiyoruz. Bir iki hafta kafayı dinleyeceğiz. Sana da peynir meynir getirek mi diye sormaya geldik. He, ya Allah'ım yarabbim baştan söylesenize ya. Ben de durduk yere kendimi fasulye gibi nimetten saymaya başladım. Sizde huy olmasın o Feyza Hanım. Kartal. Yok, pompacı kartal de bana. İstifa ettim bugün müzik holden. Hayır hayır, istifa etti. İstifa etmedi. Hiçbir ilmi çalışanı istifa edemez. Abi ne yapıyorsun ya? Gir içeri gözünü sabunlayayım. İstifa etmedim. Kovdun de gireyim içeriye. He abi he. Kovdun beni, aşağıladın. İtin götüne sokup sokup çıkardın. Burnumu bokabeledin he abi. Evet yaptım. Sen de hak ettin. Az daha tazminatı veremeyeceğim. Mağdur olacaksın diye kahrımdan ölüyordum. Hiçbir Hilmi çalışanı istifa edemez. Ederse tazminat alamaz, mağdur olur. Bir de böyle düşün. Gördün mü delanlılık nasıl bir şey Feyza Hanım? Lan oğlum dalga geçiyorum, manyak mısın ya? Bu kadar malı böyle ince düşünerek nasıl yapayım ben? Biz nasıl bir yere düştük lan? Götüm götüm ilerle lan. Burada ortam gergin. Köye de haftaya gideriz. Ya zaten hazırladığım hiçbir numarayı yapamadım. Allah kahretsin. Niye istifa ettim diye sormayacaksın Feyza Hanım. Niye sorsun ki? İstifa etmedin. Kovuldun. Az önce kendin söyledin. Söylemedin mi? Allah Allah. Ay senin çeneni sikeyim ben ya. Ne dedin sen? Hı? Ne dedin? Ya rahat konuşabileceğimiz bir yere mi geçsek? Ha? Ne dedik? İyi dedin. Hadi gidelim. Bir de bunu filme alıyordum. Böyle bir şeyi kastetmedim ama nasıl olduysa İkna olduk geldik adamın evine. Rahat ama konuşun siz. Televizyon izliyorum ben. Feyza, Hilmi denen herif bugün denizi kovdu. Lan arkamdan Hilmi denen herif mi diyorsun sen bana? Great Hilmi, the greatest man falan değil yani. Yazdım bunu bir kenara Kartal Efendi. Kartal nasıl kovdu lan? Köpek çektim. Gözleri doldu. Feyza Hanım beni istemiyorsa ben gideyim dedi. Enik gibi ağlayarak çıktı. Hilmi Bey. Hani televizyon izliyordun? Reklam arasına girdi. Ne yaptı kız o sana ha? Saygıda bir kusur mu etti? Bir dediğin iki mi etti? Köpek gibi seviyordu adam seni. Sen ne yaptın? Pompacı diye küçümsedin adamı. Adam bende mangal gibi yürek var dedi. Sen etilerdeki bir ocak başını tercih ettin. Ne olmuş kızım pompacıysa ha? Ne olmuş? Ne oldu? Açıldı mı sana? O yüzden mi kovdurttun herif? Yalnız adam hakikaten reklam yoksa dinlemiyormuş ha. Hakkını yedik. Deniz beni mi seviyormuş? He. Efendim çıkıyorlar. Devam et. Yavaş yavaş sallama. Oğlum bir lazer mi tutuyor lan? Saçlarını kestin. Sende kaleci tipi yok ki. Bende pilot tipi var. Ondan mı acaba? Filmi vuracak bunlar bizi. Yat aşağı yat. Dur dur dur. Efendim çok kalabalıklar. Diğerlerini de öldürdüler. Buraya da girdiler. Şunu pamuğum diye severmiş. Babam geldi babam. Cip zengin mi? Ha? Madem tüm soy ağacına mezar taşı yaptırmaya bu kadar niyetlisin. Al. Ara ismimi ver de indirim yapsınlar. Hani camcılar mahallenin çocuklarına camları kırdırtırlar ya. Böyle bir ilişki. Kes de konuşuyorsun bunu bu da öyle. Oo, sen bana silah doğrultacak kadar oldun mu beğenver? Ha? Oh. Ne oldu? Alamadın mı hepsini ağzına? Ya senin için bu konuda bayağı iyidir diyorlardı. Patron. Bir şey diyecek sanki. Son sözü ona bırakacağım. Bana bak. Bitti. Ha yok bitmedi diyorsan... Bir baba oğlu için ne kadar ileri gidebilir isimli bir video çekelim. Çocuklar açın cep telefonlarınızın kameralarını. Çekin olacakları.
Ne de olsa bir anıdır. Son söz senin şimdi. Patron, patron. Onun kilesi. Allah Allah. Böyle imana getiririm adamı işte. Mahalle konseptinin namına kodunuz lan. Salladınız, salladınız, salladınız mahalleyi. Kapağını açtınız, gazını kaçırdınız mahallenin. Kaçtı, kaçtı, kaçtı. Bunlar ettiniz lan mahalleyi. Düzeni bozdunuz. Mahalle konseptinin namına kodunuz. Mahallelerinden taşınmak zorunda kaldılar. Onlara rağmen onların iyiliği için. Güvende oldukları, rahatça yaşayabilecekleri ve asıl önemlisi onları kimsenin asla bulamayacağı bir yere götürüldüler. Sivas Divriği. Sivas Divriği. Sivas Divriği. Sivas Divriği. Hep dua ederdim Divriğe beyin göçü olsun diye. Göç oldu. Çok şükür de beyin göç olmadı. Ne kadar gerizekalı varsa doldu. Öyle öyle. Öyle. Ağzına bal dam ya. Çok doğruları konuşun sen. 6 aydır Divriği'de yaşıyorlar. Gördüğünüz gibi yöre halkı bizimkilerin ne mal olduğunu hemencecik çözdü. Divriği'ye ilk waffle'cıyı açtığımda benimle alay ettin. Divriği'de balın, kaymağın, hatı var. Waffle'ı kimle etsin dediniz. Demediniz mi? Evet. Yeniliklere kapalıydınız, karşıydınız. Tıpkı zamanında matbaaya karşı olduğunuz gibi. Adam waffle'la matbaayı aynı kefeye koyuyor ya. Hadi onu geçtim, kendini İbrahim Müteferrika'yla bir tutuyor. Sesini çıkarma oğlum. Ekmek paramızı kazanıyoruz şurada ya. İşte sen de biliyorsun bu girişimciler biraz çılgın oluyor. Gerçi bu kafan yemiş. Bir değil, deli lan bu. Delirtti ya. Delirtti. Waffle şeytan icadı dediniz. Zinhar, istemezlik diye tutturdunuz. Beni Batı'nın piyonu olmakla suçladınız. Devrimiz felakete sürükleniyor diye feryansın ettiniz. Yetmedi, waffle yiyen erkekler kadınsılaşıyor yalanını ortaya attınız. Hepinizden tiksinti geldi bana. Şimdi Divriği'nin en sevilen insanı Büyük Hilmi'den özür diliyor musunuz? Diliyorum. Ben sizden dilemiyorum ama. Ben size hizmet etmeye devam edeceğim çünkü. Ben özrümü bu şekilde dilerim. Hadi bakalım. Yeni waffle'cımızın açılışı bütün Divriği'ye hayırlı uğurlu olsun. Dükkanın açılışında waffle bedava diye istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Düşündükçe hala midem bulanıyor. Herkes birbirinin üstüne çullandığı için o açılışta tam 6 tane gayrimeşru çocuk dünyaya geldi. Ve onların bakımını da bana kilitlediniz. Yine aynı görüntüler oluşmasın diye ilk gün waffle daha pahalı olacak. Hadi herkes evlene. Hadi. Dağılın. Yuhuu. Hilmi Bey, beni emretmişsiniz. Evet Feyza, emrettim. O kırmızı et düşkünü ayağıma gelsin dedim. Bakayım, gelmişsin. Nasıl da biliyorsun kendini? Hilmi Bey, siz ne yapıyorsunuz orada? Göle maya çalıyorum Feyza. Hadi söyle, söyle. Söyle ya, söyle. O göl değil ki lan, akarsın. Onu değil, dişi köpek. Göl maya tutar mı de bana. Göl maya tutar mı? Büyük Hilmi de durur mu? Yapıştırmış mayayı. Ya tutarsa? Bak, tuttu işte. Neyse neyse, asıl konumuza girelim. Feyza, ben sana bir koyun sürüsü emanet ettim. Ama meğerse kurda kuzu emanet etmiş. Kızım, sen hasta mısın? Hı? Anan hiç mi emzirmedi seni? Çay mı damlattı senin ağzına? Hilmi Bey, Hilmi Bey. Egonuz tahmin edilmez boyutlara ulaşmış. Kendinizi Nasrettin Hoca zannediyorsunuz. Ben bir kültürü canlandırmakla kalmıyorum. Onu adeta yeniden yorumluyorum. Bir de böyle düşün. Tamam tamam. Şimdi ben ve egom çok merak ediyor. İşi sadece otlamak ve meylemek olan sıradan bir koyun kendini nasıl asabilir? İple asıyorlar Hilmi Hoca. Yağcılık yapma bana. Hoca diye bir de ya. Aslında hoşuma gidiyor ama. Neyse neyse. Kızım bir tane iki tane koyun olsa senin o şapşal suratını görmemek için çağırmazdım. Ama tam 30 tane koyun kendini asmış son 6 ayda. Bir İç Anadolu ininde yaşıyoruz. Depresyona mı giriyor lan bu koyunlar? Kuzey Avrupa ülkesi mi lan burası? Olmuş da ölmüşe çare var mı Hilmi Hoca? Hah.
Hala hoca deyip egomu şişiriyor ya. Kızım karaciğerin yağlandı. Kolesterolün yükseldi. Kilo aldın. Yanakların pembe pembe oldu. Aha bak buna benzedin buna. Ya bu hastası olacaksın Divriği'de. Bu kadar etkilenir mi? Ben bir şey yapmıyorum ki. Hep mındar olmasınlar diye. Yalan söyleme Kupit. Bu bir tuzağı gibi tuzaklar kurmuşsun hayvanlara. İpi ilmik yapıp kazdığın çukurun etrafına sermişsin. Çukurun içini de samanla doldurmuşsun. Hayvan otlaya otlaya gelip kafasını çukura soktuğunda çekmişsin ipi. Ne? Bu nasıl bir şeytani zeka lan? Oğlum! Büyük Hilmi'nin bile nutku tutuldu. Ama çok güzeller Hilmi Bey. Böyle etli butlu. Kendimi hamburgercide çalışan ilkokul öğrencisi gibi hissediyorum. Tutamıyorum. Tutacaksın. Besicisin sen. Dişi çobansın. İç Anadolu'nun et tüketimini arttırdın. Senin yüzünden çevre illerden hayvan satın alan olduk. Hayvan. Sivas'ın başlıca geçim kaynağı hayvancılıktı. Milli eğitim senin yüzünden müfredatı yenileyecek. Lan 4. Murat'tan hatta koca Yusuf'tan bile daha çok et tüketmişsin. Beni bile tükettin. Kupik. Hilmi Bey, ne yapıyorsunuz o ağacın tepesinde? Bindiğiniz dalı kesiyorsunuz. Garibine gitti değil mi? 6 aydır bindiğim dalı sen kesiyordun. Ama ben yapınca garibine gitti. Bunu da yazın. Yeni bir bakış açısı getirdim Nasrettin Hoca'ya. Eğer bir koyun daha kesersen kovarım seni. O abilerin var ya Yecüc ile Mecüc. Onların yanına gidip hamamda tellaklık yaparsın. Defol git, defol. Ben de eve gideyim. Kedi mi dar, kıyma mı dar onu tartayım. Yapacak çok işim var. Çok para kazanmam lazım. Anadolu Kangalı olacağım. Ah ah. Bir sabah bir kalktık ki Sezai yok. Bir tek onun canını aldılar. Çok iyi adamdı ya. Yazık oldu. Yani tamam namaz kılmazdı, oruç tutmazdı ama altın gibi bir kalbi vardı. Zaten o dürüstlüğüyle, iyi niyetliyle cennet hak etmiştir. Değil mi hocam? Zor. Namaz önemli. Yardımseverdi ya. Gariban dostuydu. Dürüsttü, dürüst. Sözlünün eriydi, cesurdu, mertti, kültürlüydü, zekiydi. Eminim şu anda yukarıdan bir yerden bizi seyredip gülümsüyor. Gülümsüyordur. Susayım susayım dedim de yeter be. Yok şöyle iyiydi de yok böyle cömertti de. Sezai lan bu Sezai. Duyanla Kalmıcan'ın Sezai'si değil de koleranın Arap sadosu öldü sanır. Gariban dostuymuş. İhtiyar aklı tarıkat. Ya ben onu bir kere dilenciye para verirken gördüm. Yalnız hocam o pide benim. Dilenciye parayı verdi. Şunu 2 onluk yapıver de ak pilimi doldurayım dedi. Ya adam da hiç garipsemeden parayı bozdu biliyor musun? Artık nasıl bir gariban dostuysa sen düşün. Bak 1-2 tane fukara bacımızda da dost hayatı yaşıyordu. Fukara dostunu çok yanlış anlamıştı rahmetli. Ben üzüldüm vallahi ne yalan söyleyeyim. Ne? İşte bu ya. Tek tesellim de o benim. Bakıp bakıp oğlum Kartal analar neler doğuruyor sen haline şükret derdim. Demek üzüldün ha. Kartal hatırlıyor musun abi sen Hilmi'nin düğününde sabaha kadar sarhoş olup sızdıydın. He. İşte o gece biz senin neticene yumurta kesecektik. Sabah uyandığında da seni gondiklediler diye şaka yapacaktık. Sezai ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Biz bunu esraktan gondikleyelim. Sabah uyandığında da neticesini yumurtaya sürdük deriz dedi. Yani Sezai bildiğin Kartal'a binmek istedi ya. Estağfurullah. Ya rahmetli bir gün hiç unutmam. Dükkanın önünde şaka yollu mabadımı elledi. Kırıverdim elini. Sapıktı. İğrençti. Haindi. Aynen. Ya Targıt. Şimdi de ayranımı alıyorsun ama haram ederim bak. Öyle yeni Facebook hesabı açmış emekli memurun bilgisayar ekranına baktığı gibi kalırsın. Allah herkes duasını dinledi. Pidesini yiyip usul usul kaçacaktı. Sen kaşındın abi. Ya neyse ne işte arkadaşlar yani. Eminim şu an Sezai Usta bulunduğu yerden bize bakıp gülümseyip cinnah diyordur. Ulan ne güzel kaçtım oradan ya. Ne yapıyordur acaba kerizler? Ladies and gentlemen.
düşünün. Sezai'nin adını sonsuza kadar yaşatmak için, onu ölümsüzleştirmek için hiçbir masraftan kaçmayan büyük ilmi Sezai'nin anısına küçük bir jest yapacak. Şimdi hepinizi Divri Meydanı'na davet ediyorum. Lütfen. Katılım ücretsizdir. Hatta Hilmi'nin bu davetine katılmayanlar 10 lira ücret verecekler. Ne yapayım? Ana bu ne lan? Fırsat gördüğümü dayanamıyorum. Bindi mi öleyim? Hadi hadi hadi. Hadi kalkın. I have a dream. Bir hayalim var. İnşallah Sezai'nin anısına yaptırdığım bu heykel tutar da küçük biblolar üretip milyonlar kazanırım. Kardeş, al bakalım senin emanetleri getirdik. Metin abi sen de adamcağıza bir şeyler söylesene ayıp. Ne diyeyim lan? Kompliman, kompliman. Öv onu, Ya banyo yapınca saçların ne güzel olmuş. Hep böyle yap ha. Al bu da telefonum. %100 şarjlı. Eyvallah. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Bunları almak bizim için hiç kolay olmadı. Kardeşimle beraber Şerif abiden bunları alabilmek için kendisinin tamamına bir hafta boyunca anadan İbiyan gezmesine izin verdik. Bundan büyük bir fedakarlık da olamaz zaten. Kardeş al yoldan geldin aslındır. Waffle ye. Elimi zorla aldırttı. Lan ölmeden önce son bir dileğiniz olsaydı ne dilerdiniz? Allah Allah. Nereden çıktı şimdi bu ya? Madem sordun söyleyeyim. Kate Upton'la uzayda yer çekimi olmayan bir uyduda dünyayı karşıma alıp böyle hüplete hüplete bir çay içmek isterdim açıkçası. As. Ya öyle değil. Adam akıllı makul bir dileğiniz olsaydı ne dilerdiniz? İşte hüplete hüplete. Abisi sen şimdi böyle pat diye sorunca tabii şey yaptık biz de bir yapıştık kaldık. Vallahi bir eksimiz yok aslında yani. Bizim sevdiğimiz kadınlar var. Bizi seven kadınlar var. İnanabiliyor musun? Ben inanamıyorum hala yani. İşte bir de anacığızım sağlıklı bir şekilde hayırlısıyla kardeşimizi doğursun. Başka ne isteyeyim Allah'tan ben ya? Madem bir mucize olmuş, ananız bu yaşta hamile kalmış. Varsın bir mucize daha olsun. Kardeşiniz doğana kadar gidin gününüzü gün edin. Vallahi dediğinden hiçbir şey anlamadım ama Allah razı olsun. Sen de gününü gün et. Bu heykeli yaparken nelere dikkat ettin? Güzel sor. Öncelikle ucuza gelsin diye malzemeden çaldım. Sonrasında da Sezai'nin hayallerini çaldım. Sezai hep dişlerini yaptırmak ister. Kişisel sohbetlerimizde saç ektirmek istediğinden ve o saçlarını uzatıp rasta yaptırma arzusundan bahsetmişti bana. Hatta bir gün yakışacağını bilsem ki biliyorum gözlere mavi lens taktırmak istiyorum abi demişti bana. Rahmetli bana abi diyordu. Neyse, neyse, neyse. Bu eserimde size gerçek Sezai değil, hayalindeki Sezai'yi gözler önüne sereceğim. İşte hayalindeki Sezai. Muchas gracias. Ay, ay bu ne? Ay Ahmet Kural yapacağım diye yola çıkmış. Mumcu Onur yapmış. Ay korktum vallahi. Ay altıma işedim korkudan. Ay. Anne, ya sen gerçekten altına işemişsin. Suyum geldi. Ben doğuruyorum galiba. Dostlar, ay, yetişin. Ay yetişin, anam doğuruyor. Ne? Doğuruyor mu? Allah'tan başka bir şey dilemedim ya lan. Yetişin, açılın şöyle, açılın. Cinedin. Burun ver, ağzından ver. Ağzından ver, burun ver. Çeşirt vücudu, çeşirt vücudu. Keşke dileseydim. Yakala. Lan götürmeyecek misiniz onu? Aceleniz var, buluşamayın aranızda. Allah Allah, Hadi hadi. Hadi hadi. Ver. Gel. Arkadaşım, Hekim Bey nerede? Anamız doğuracak, çok acil. Vallahi hastanede bir tane doktor var. O da ben işe girdim gireli buradan hiç geçmedi. Halle kuyruklu yıldızı gibi 75-76 yılda bir geçiyormuş. Ulan bana ne nereden ne zaman geçtiğinden, nerede bulabiliriz bari onu söyle. Arkadaşım bahane artistik yapıyorum. 9 aydır hamile olan kadını son dakika yumurta ağzına gelince getiriyorum. Yumurta ağzına gelince benzetmesi de birebir oturdu ha. Ulan inşallah Divri'de senden bir tane vardır ha. Abi yürü bulalım şu doktoru. Ana hekim bakmaya gidiyoruz. Doğurmayacağım lan ben. İyiyim ben, istemiyorum. Ben bunları hamileyken iki kere taş düşürdüm. Bu belki bir işaretti ama ben mesajı alamadım. Bunları doğurdum, taşı düşürdüm. Keşke bunları düşürüp taşı doğursaydım. Keşke ya. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunlar var ya, doğacak Sabine'nin rızkına da göz dikerler. Gel biz seninle bir sponsorluk anlaşması yapalım. Doğacak çocuğun adının önüne 5 yıllığına büyük Hilmi getirelim. Hem çocuğun masraflarını karşılar, sevap alırım. Hem reklamım olur, hem de yardımım altında ezilmemiş olursunuz. Böylece herkes kazanmış olur. Yalnız sözleşmeye opsiyon koyarım. Çocuk bunlar gibi salak olmazsa uzatırım sözleşmeyi. Teklifimi iyice değerlendir, acele etme. Bir de böyle düşün. Ya sen ne bekliyorsun hala? Hadi hadi çabuk. Çabuk. Doğumhane nerede?
burada. Onu da mı ben öğrettim sana? Çabuk! Hastaları almaya başla. Hızlıca bakalım. Daha gidilecek bir sürü servis var. Peki efendim. Yine mi sen lan? Beni göğüs hastalıkları hastanesine sevk et doktor. Arkadaşım seninki öyle bir hastalık değil. Psikiyatriye falan görün. Sen sapıksın. Orası da zannettiğin gibi bir hastane değil zaten. Çık git şuradan. Ulan memleketteki tek doktor sensin ya. Şımarıyorsun. Böyle bir iki tane daha doktor gelse ya. O zaman ben seni göreceğim nasıl yazıyorsun o sevki. Nasıl yaz? Çık! Hayırdır Rahmi abi? Ya geçen gün bizim hanıma bir merhem vermişsin yatarken rahminin ağzına sür diye. Benim ağzım mahvetti bu. Mümkünse değiştirelim bu merhemi. Başka bir şey yazalım. Hep mi beni bulur ya? Bir uzak durun benden, gözünüzü seveyim. Bir uzak durun. Bir uzak durun benden. Ya bu hastanenin kadın doğumcusu yok mu oğlum? Biz bakmadığımız yer kaldı mı lan? Abi bak, doğumhanenin önündeki doktor değil. O elindeki ne lan? Lan. Hadi bak. Koş. Kimi? Selamünaleyküm. Selam. O ne lan doktor? Doğuma bununla mı gireceksin? Sezaryenle normal doğuma ne oldu oğlum? Tek çare bu mu? Anamız yaşlı diye mi böyle yapacaksın? Bu şekilde doğuma kesinlikle izin vermiyoruz. Hilmi bunu ilkel buldu. No. No. Vallahi kardeşim doğru söylüyor. Hekim bey bak açık açık konuşalım. Eğer doğumu bununla yapacaksanız biz yani yerel halktan bir ebe bulalım onu yaptıralım doğumu. Bu ne lan? Abi ne doktorun ebesi? Ben karşıda fırın işletiyorum. Telefon geldi. Dediler karım doğum yapıyor. Aceleden kürekle geldim. Ne ananızla ne de tıpla alakam yok. Kardeş kusura bakma ya. Vallahi biz biraz heyecanlı olduğumuz için o yüzden tepki gösterdik yani. Şimdi tıp hızla ilerliyor biliyorsun. Teknolojinin hızına yetişmek namümkün. Biz yani duymadığımız bir alet falan çıkmıştır. O yüzden yani şey yaptık, celallendik. Özür dileriz. Trip mi attılar şimdi bu bize? Allah Allah. Doktor? Aha, gözlerimiz yollarda kaldı doktor ya. Sabahtan beri seni arıyoruz, hastane kazan biz kepçe. Arkadaşlar ben de her yere yetişmek isterim ama maalesef yetişemiyorum. Hekim bey şimdi bizim anamız biraz yaşlı olduğu için doğumda bir sıkıntı olmaz değil mi? Yani normal doğum olsun ne olur. Vallahi bilemem. Misal şu arkadaşın doğumu başarılı olmuş mu sizce? Tıp bu noktada çaresiz. Ulan tıpta da utanma yok derlerdi denermezdim ha. Hakikaten yokmuş utanması. Ulan sen Divriye'ye geldiğinde 8 aile tüp bebek tedavisi görüyordu. Ne olur ne olmaz deyip vazgeçtiler tedaviden. Takdir Allah'tan biz tedbirimizi alalım deyip tedaviyi bıraktılar. ben daha fazla sinirlenmeden doğuma gireyim. Hayırlı haberlerle çıkarım inşallah. Siz de daha fazla beklemeyin. Benim konsantrasyonumu bozmayın. Hadi. Hadi. Ağlama sen de ağlama. Çok acil ARH pozitif kan lazım. Çok acil. ARH pozitif. Aha Şükriye. Şükriye! Şükriye! Hayda. Etrafında bok getiriyor. Buraları da temizletelim bir. Sezai! Ölmemiş. Yaşlı! Bu dişleri nerede olsa tanırım. Bu o! Lan Sezai abinin yaşamasına sen niye bayılıyorsun? Doğru söylüyor. Asıl benim bayılmam lazım. Feyza, Hilmi çok şaşkın. Hilmi Bey, vallahi ben de çok şaşkınım. Sezai abi yaşıyor. Ona değil, dişi köpek. Abin heykeli kırdı ve hala benden özür dilemedi. Baba! Duraydım burada böyle. Açaydım kollarımı iki yana. Gelme diyeydim. Gelme Halil. Gelme diyeydim. Sezai, her şey bize bakıyor. Gelmeseydi o vakit. Ağzınız diliniz kopaydı getirmeyeydiniz. Sizin yüzünüzden. Sizin yüzünüzden. Sezai. Kardeşim. Kardeşim. Sizin yüzünüzden. Abi yakın geçin şu adamı. Yıkmazsanız kafanızı kırarım sizin. Kızım gerizekalı mısın sen? Hı? Biz niye yıkalım? Oğlu yıksın. Halil, Sezai, paracık oğlu. Lan yıkmazsan baban ömrü billah düzelmez. Yık geç. Sezai efendi. Oğlun geliyor. Durdur durdurabilirsin. Baba geliyorum baba. Baba. Hepinizden nefret ediyorum. Hepinizden. Hepinizden nefret ediyorum. Hepinizden nefret ediyorum. Hepinizden. Hepinizden nefret ediyorum. Ha
hayırdır kardeşim? Nedir bu nefret? Nedir bu kin? Bizim en büyük düşmanımız kim abi? Nefsimiz. Ha, o benim vücudumdaki en sevdiğim şey. Nefsimin kölesiyim. Onu köreltecek her şeyinde düşmanıyım. Bu dışarıdaki mahalleli. Özellikle Metin'le Ali. Ne yamuk yapabilir bize o yamuklar ya? Bizim gibi petrol zenginlerin en büyük düşmanı bunlar gibi müptezel mucitler. Biz petrolümüze yeni kavuşmuşken onlar benzini bitirmeye çalışıyor. Yo, buna izin veremeyiz. Cinna, vermeyeceğiz de zaten. Bu borcularla petrolcülerin savaşı olacak. O halde. Seyirciler hazır mıyız? Seyirciler hazır mıyız? Kapa 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 kap